Teknoloji güzelleştirdiği kadar hızlandırdı hayatımızı. Hızlandırması da aslında yapısını değiştirdi. O gördüğünüz muhteşem vücutlar, muhteşem kurgular, muhteşem setler daha doğala yaklaştı. El Türkiye Dergisi yayın direktörüyüm. 1998 yılından beri dergicilik yapıyorum. Time Out dergisinde başladım. Vogue, Türkiye, GQ, El birçok dergilerde çalıştım. Bu sebeple biraz teknolojiden bahsetmek istiyorum. Nereden nereye taşıdığından. Bu iş ne kadar azken o kadar zordu aslında. İlk başta bizim hem araştırmalarımızı hızlandırmayı sağladı, hem prodüksiyonlarımızı güzelleştirmeyi sağladı, hem dünya insanı olmamızı sağladı. Yayıncılık adına teknoloji hakikaten çok önemli. En çok takip etmemiz gereken şeylerden biri herhalde. Dersini çalışmak ve teknolojiyi takip etmek. Bilgisayar, e-mail bunlarla başladık. Tasarımı çok geliştirdi. Fotoğrafı çok geliştirdi. Yani retouch diye bir şey çıktı. Eskiden filmlere bakıyorduk, böyle fotoğraf seçmeye çalışıyorduk yüzlerce negatif baskıdan. Şimdi hemen ekrana geliyor. Binlerce fotoğraf arasından sevdiğinizi seçiyorsunuz. Ona istediğiniz ışığı yapıyorsunuz, retouch yapıyorsunuz. Yani bizim kurguladığımız dünyayı, teknolojiyi takip etmek en iyi gelen şey muhtemelen. Ben bunun dışında kendi özel hayatımda da sıkı bir takipçiyim galiba. Bu işte akıllı telefonlar, akıllı saatler, motosikletler, motosikletin en yenisi, hangi parçası çıktı, kaskın mikrofonlu olanı, işte eldivenin akıllı telefonla uyum sağlayanı gibi çok fazla hayatımı kolaylaştırdığını ve güzelleştirdiğini düşünüyorum. Aslında instant, yani ani ve anlık paylaşımları hayatımıza soktu. Bu da ne demek oluyor? Fazla her şeyi düzeltmeye gerek kalmadan, her şeyin mükemmel olmasına gerek kalmadan habercilik yapılabileceğini, güzelliklerin yakalanabileceğini, güzelliğin aslında anda ve doğalda olduğunu da sana gösterdi. Bu kadar çabuk telefonla, çünkü bazen beklemek istemiyorsunuz. Telefonla hemen bir fotoğraf çekiyorsunuz ve o anda paylaşmak istiyorsunuz bunu. Bu da teknolojinin sayesinde hayatımıza girdi. Dolayısıyla bu muhteşem vücut değil, herkesin vücudu. Yani her muhteşem insan değil, dergilerde olan herkes olabilir. En ideal kadın, gördüğünüz o ütopik kadınlar değil, hepimiz olabiliriz. Bunun gibi mesajları da aslında hayatımıza soktu. Ben teknolojiyi takip etmesem, yakından takip etmesem muhtemelen işimde de bu noktaya gelemezdim. Yani benim işimi yapan herkes için geçerli bu. Özellikle bir kadın olarak. Genelde kadınlar elinde çok fazla şeyi çeviriyorlar. Yani hem teknoloji, hem ev idaresi, hem kendini idare etmek, hem içinde bulunduğu çevreyi idare etmek. Dolayısıyla teknolojiyi en iyi kullanması gerekenler belki de kadınlar. Size mesajım, alışkanlıklarınıza, ezberlediklerinize ve hep öğrenmiş olduğunuz şeylere tutunmak yerine teknolojiyi takip etmenizi, yenilikleri takip etmeniz, hayatınızda yer açmanız ve sürekli gözünüz açık olmanız. Değişen dünyayı ancak o şekilde anlarsınız ve o şekilde parçası olursunuz.